Merhaba, iyi günler. Gazeteci arkadaşım Murat Yetkin'le bir ara verdik. Aradan sonra tekrar bir aradayız ve Murat'ın en son yazısı çok konuşuldu, çok ilgi gördü. Kabinede revizyon iddiaları, bunları konuşacağız. Murat merhaba. Merhaba Ruşen. Evet, bayağı bir ara verdik deyince sanki küstük falan gibi de bir şey çıkıyor. Yok. Öyle değil yani, hani her ikimiz de kendi işimizi yapıyoruz. Evet. Zaman zaman böyle yayın yapabiliyoruz anlamında söylüyorum. Evet. Değerli izleyiciler, öyle. Yanlış anlamayın yani. Evet. Bu arada şimdi kabine revizyonu vesaire konuşacağız ama önce sana bir kişisel ama aynı zamanda kurumsal bir teşekkür. Bize bu son dönemde yapılan şeylere karşı birçok meslektaşımız gibi sen de bize destek oldun, ona özel olarak vurgulamak istiyorum. Hakikaten çok makbule geçti. Çünkü kötülerin arasında iyiler görmek istiyor insanlar. Gerçekten diğer meslektaşlarımızla olduğu gibi sana da şahsen yüzüne de bunu söyleyelim. Murat senle ya daha bunu, önceki... O zaman ben de bir iki kelime tabii söyleyeyim müsaade edersen. Şimdi bu hani fon kullanımı, medyada fon kullanımı meselesi. Bu ortamın birinci sorumlusunu ben zaten hükümet olarak görüyorum. Yani bu medya daha önce bir işleyen bir medya sistemi vardı. Yani o sistem eğer hoyratça yıkılmasaydı ya da hoyratça dağıtılmasaydı hiç böyle şeylere gerek de kalmayacaktı belki. Hani iyi mi oldu kötü mü oldu orasında değilim. Ama burada şimdi tutup vay fon kullanıyorsunuz demek ya, tamam hani biliyorsun ben baştan beri kullanmıyorum ama kullanılmasını da ben böyle şeytanlaştırma filan. Yani bu doğrudan ben bunu hani bağımsız kalabilmiş ya da kendi sesini duyurmak isteyen medyaya karşı yeni bir baskı aracı olarak gördüm. O yüzden de doğal olarak karşı çıktım. Bir de yani şunu özellikle vurgulamak lazım. Genellikle benim üzerimden gidiyor bazı şeyler ama burada 45 tane kadrolu çalışan olan bir kurumdan bahsediyoruz. Yani tek başıma olsaydım mesela senin gibi vesaire ben de YouTube'dan şuradan buradan belki şey yapardım ama burada bir kurumsal bir olay var ve bunun da malum bize kimse reklam da vermiyor ve bunlar bir de yasal olarak yapılıyor. Tabii onu özellikle vurgulamak lazım, yani yasa dışı bir şey değil. Her neyse, şimdi seninle daha önceki yayınlarda da hep bu kabine revizyonlarını konuştuğumuz oldu ama bu sefer zaten başlığı da yine kabine revizyonu söylentileri dedim ama bu sefer daha sahici gibi gözüküyor. Özellikle Ziya Selçuk'un istifası haberi tekzip edilmedi. Sen de onu vurguluyorsun. Ama belli ki Milli Eğitim Bakanı gitmek istiyor. Yerine birisi bulunduğu zaman herhalde yollanacak. Yerine talipler çok bildiğim kadarıyla. Muhtemelen ama yani böyle bir dönemde de Milli Eğitim Bakanlığı'na talip olmak için de mangal yalnız, gibi yürek lazım değil. Başka... Yok, şöyle bir şey var. Şimdi bir tercih kullanılması gerekiyor artık. Yani Milli Eğitim Bakanı'nın, Ziya Selçuk'un epey bir zamandır rahatsızlığı biliniyordu. Neydi o rahatsızlık? Öncelikle bakanlık içindeki bir takım tarikat, cemaat örgütlenmeleri kendi şeyleri ne derler, kendi programları dışında bir şey yaptırmak istemiyorlardı ya da onları baltalıyorlardı. Bu bir gerçek. Dolayısıyla şimdi yapılan yani yapılacak olan tercih AK Parti'nin önümüzdeki dönemde seçimlere giderken köklere dönüş, yani daha hani daha milliyetçi muhafazakar, hatta milliyetçiden çok muhafazakar, daha siyasi İslamcılığa yakın bir isimle mi devam edeceği, yoksa Ziya Selçuk gibi daha hani sağda da olsa milliyetçi muhafazakar çizgide de olsa işte laik vesaire cumhuriyet değerlerine bağlı bir isimle mi devam edeceği, yani bu ciddi bir tercih olacak. Yani talip o yüzden çok, ama taliplerin hepsi, hemen hemen hepsi o saydığım ilk kanattan yani. Şimdi Ziya Bey'le benim bir geçmişten bir tanışıklığım vardır. O zaman talim terbiyenin başındaydı değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Ve bayağı bir
muhabbetimiz de olmuştu. Çok işini bilen yenilikçi bir isim olarak görmüştüm. O geçmiş olarak Ülkücü Hareket'ten galiba, öyle biliyorum. Öyle biliyorum, ben de öyle biliyorum. Evet, ama merkezde birisi olarak gözükmüştü ve hatta bakan olarak açıklandığı zaman da pozitif şeyler etmiştim. Sonra da bazı izleyiciler zaman geçtikçe hep onu benim suratıma vurmuşlardı. Yani izleyicidir bu, vurur. Evet. O yüzden ne dediğimize dikkat ediyoruz. Evet, zaten bize bunu gösteriyor ki bu başkanlık sistemiyle, Türk tipi başkanlık sistemiyle kimsenin herhangi bir şekilde bir özgür ağırlığı olamıyor. Her neyse, şimdi açık söyleyeyim, burada not aldım çünkü normalde hani ben böyle irticalen yaparım ama Pak Demirli'nin adını hep unutuyorum. Sırf onu yazmak için. Yani şey, niye? Bekir değil mi adı? Doğru ya, yazdı. Senin de babası geliyor aklına değil mi? Ekrem Pak Demirli. Evet, hayır. Şimdi biz yaşlandık. Geliyor. Ruşen bunu gösteriyor. Biz yaşlandık. Hayır, biz hep ama Ekrem Pak Demirli diyoruz. Şimdi Bekir Pak Demirli. Bir de başka bir şey gösteriyor bence. Kişisel bir şey olabilir ama ya bir türlü benim benimseyemediğim bir isim oldu. Bir başından itibaren değişik olaylarda duruşu, edişi, beceriksizliği ve de yaptığı açıklamalar vesaireyle hafızam bunu sanki reddediyor gibi. Bu sabah şeyi dinlerken ben bu salgın nedeniyle artık arabayla gidip geliyorum bir müddettir. Kafa Radyo dinliyorum. Orada Güçlü Mete diye bir meslektaşımız var. Bayağı iyi bir günün değerlendirmelerini yapıyor. Tavsiye de ederim. O da açık açık genellikle çok dikkatli konuşur. Çok böyle bağlayıcı konuşmaz. O da açık açık ya bu gitsin dedi. Bekir Pak Demirli. Özellikle diyor zaten muhtemelen yani siyaset kulisinde Pak Demirli'ye gidici gözüyle bakmayan neredeyse çok az kişi vardır. Ama sen diyorsun ki tam da şimdi yangınların üzerine giderse cezalandırılmış gibi olacak. Bu da biliyoruz ki Erdoğan'ın böyle Hayır, bir şeyi var. Öyle demiyorum. Öyle demiyorum. Ben şöyle dedim. Güvendiğim bir kaynak, yani hakikaten beni bugüne kadar yanıltmamış kaynaklardan biri dedi ki ya adam gidecek dedi ama hani şimdi giderse millet yangınlardan bilecek dedi ve dedi ki eğer bu yangınlar olmasaydı da gidecekti. Yani yoksa şimdi yangınlar yüzünden gitmesi gecikecek anlamında söylemedi. Ha belki öyle olur neticede, fakat başka nedenlerin de bulunduğunu söyledi. Belki şimdi bu yangınlardaki hani tutumu yüzünden de şey yapabilir ama yangınlardaki tutumunda Erdoğan'ı rahatsız edecek bir şey olduğunu da bugüne kadar görmedik. Aynı şeyleri söylüyorlar çünkü. Burada yangın demişken ona da bir konuşalım. Şimdi Bekir Pak Demirli zaten bir şekilde gitmesi beklenen bir isim. Ama şimdi yangında bence bayağı bir fiyasko var. Yangın kriz yönetiminde. Normal şartlarda batılı demokrasilerde hani deriz ya, böyle durumlarda herhalde birileri hızlı bir şekilde bunun bedelini öderler. Ama bizde genellikle Erdoğan tarzında böyle bedel ödetme olayları pek Erdoğan'ın tarzı değil. Ama şeyde bir tek oldu biliyorsun. Ruslar Pekşan'da oldu. Yolsuzluk iddiasının hemen tabii sonra sahip çıktı ama görevden. Ya ne oldu? Yani hakkında soruşturma mı açıldı Ruslar Pekcan'ın? Yolsuzluk iddiaları Yok. Nedeniyle gittiği çok ortadaydı. Ne oldu? Bir tek bir savcı suç duyurularını mı değerlendirdi? Dava mı açıldı? Hayır, bir de bilmem işte şu kadar maaşla bir başka kurula falan gidiyor. Yani ben aslında benim için Ruslar Pekcan örneği çok kötü bir örnek, yani iyi bir örnek değil, kötü bir örnek. Yani ya bakanlıktan alınarak aslında sorumluluktan kurtuldu. Sorumluluktan kurtuldu, yani yaptığı yanına kaldı, ne yaptıysa artık bilmiyorum yani, ama iddialar ortada. Soruşturulamıyor. Yani muhtemelen burada da benzeri bir şey olacak. İşte ya Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı olacak, ya bilmem bir şey kurulu üyesi olacak, ya bilmem oralarda buralarda yönetim kurulu makamı ve maaşı verilecek falan filan. Yani bu bir yerde şöyle bir işlevi de oluyor böyle şeylerin. Şimdi bu makamlar, mevkiler, maaşlar filan verilmeyince görevden giden kişilere belki konuşur, belki bir şeyler söyler. Halbuki biz onun
tekrar şeyin içinde tutalım, sistemin içinde tutalım, konuşmasın. Ve nitekim öyle oluyor. Bu... Tabii bunun bedelini kim ödüyor? Sen ödüyorsun, ben ödüyorum, vatandaş ödüyor vergileriyle. 17-25 Aralık'ta Bayraktar bir konuşur gibi yaptı, hatırlıyorsun. Hala ara sıra konuşur gibi yapıyor. Evet. Ama susuyor sonra. Yani evet. Bir şekilde susturuluyor herhalde. Yani bilmiyorum. Yani Sedat Peker nasıl susturuldu? Tamam yani... Hakikaten ara sıra tweet atıyor şimdi de nasıl susturuldu? Ya bir şekilde susturuldu, değil mi? Yani sen Sedat Peker'i susturulduğunu düşünüyorsun. Ben susturulduğunu düşünüyorum. Bunu yazıyorum da. Çünkü eyvallah. Hani bir bağlantı da kurdum. Yani Sedat Peker'in videolarına son verilmesiyle ki kendisi de bunu en son işte 10. videosunda söyledi. İşte şu anda artık ben daha fazla konuşmayacağım çünkü güvenlik açısından sorun oluyormuş falan dedi. Aynı dönemde bir bakıyoruz Türkiye'den yapılan bu Müslüman kardeşler İhvan-ı Müslüm'ün yayınlarının da şeyi düşürülüyor. Ne derler düzeyi düşürülüyor. İşte oradaki bir takım sivri isimlerin yayınlarına son veriliyor. Mısır'la ara düzeliyor. Yani böyle bağlantılar var. İster görelim ister görmeyelim. Bu resmin tamamını henüz göremiyoruz. Ama görülmeye başlayan, hafifçe böyle netleşmeye başlayan ama netleşmemiş resimlerde bunlar görülüyor yani. Bu aslında bu söylediklerin yakın zamanda yeni bir yayını tahrik ediyor. Onu bir yere not ettim. Biraz üzerinde düşünüp ayrıca bir Sedat Peker üzerine bir şey konuşabiliriz. Şimdi şöyle bir rivayet vardı. Şu anda onu daha fazla konuşacak bilgi yok elimizde. İşte Ruşen, daha sonra biraz daha çıksın bakalım. Biraz daha resim netleşsin. Şimdi çok ilginç bir şey bağlamaya çalışacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Sedat Peker dedik, Bekir Pakdemirli dedik ve Süleyman Soylu. Bir ara şöyle bir rivayet vardı, senin de kulağına gelmiştir. Süleyman Soylu diyormuş ki ben Tarım Bakanlığı'na talibim. Kendimi burada kanıtladım. Şimdi daha böyle bir hani ne deniyor buna, icracı bakanlık mı deniyor? Sen daha iyi bilirsin. Hani böyle bir somut olarak bir şey, üretim vesaire orada da kendimi göstermek istiyorum diye bir rivayet dolaşmıştı. Bana pek inandırıcı gelmemişti ama Süleyman Soylu Orman Tarım ve Orman Bakanı olur mu diye sormayacağım. Merak etme, korkma. Ama Süleyman Soylu sonuçta kurtardı mı? Şimdi o dediğin haberleri ben de okudum. Ben de hani çok fazla ihtimal vermedim. Bir de hani Süleyman Bey'i sen de tanıyorsun, ben de tanıyorum. Onun böyle bir espri anlayışı da vardır. Hani böyle olmayacağı göstermek filan gibi. Ben o çerçevede açıkçası haberi okuduğumda çok ciddiye de almadım yani doğrusunu söylemek gerekirse. Süleyman Soylu şu anda Türkiye'nin en güçlü bakanlıklarından birinin başında. Ki İçişleri Bakanlığı eski İçişleri Bakanlığı değil. Yani 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan düzenlemelerle şu anda İçişleri Bakanlığı neredeyse bir ikinci ordu. Yani sahil güvenlik, jandarma, işte emniyet teşkilatı zaten bir şey. Yani bunların tamamını artık içeriyor. Eskiden de jandarma üzerinde bir inisiyatifi vardı İçişleri Bakanlığı'nın ama şimdi tamamen artık İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Keza sahil güvenlik komutanlığı. Dolayısıyla ben özellikle de hani Devlet Bahçeli'nin bu kadar açık sahip çıkması ardından İçişleri Bakanlığı'ndan Süleyman Soylu'nun şu an itibariyle gitmesini gerektirecek ya da gitmesini öngören falan herhangi bir şey görmüyorum. Ama şunu tekrarlayayım. İçişleri Bakanı Sedat Peker'in iddiaları üzerine canlı yayında 17 Mayıs'tı değil mi tarihi? Bir suç duyurusunda bulundu. Ya ülkenin İçişleri Bakanı bir suç duyurusunda bulundu. Herhangi bir savcı bu suç duyurusu üzerine harekete geçti mi? Ya bilmiyorum. Sen biliyorsan söyle. Yani yok. Bende yok o bilgi. Yok, tabii ki yok. Yok. Yani, yani ya da varsa gizli yürütülüyor. Sen diyorsun ki o iş bitti mi? Ya ülkenin İçişleri Bakanı adı Süleyman Soylu olsun, adı kim olursa olsun diyor ki suç duyurusunda bulunuyorum diyor açıkça. Canlı yayında. Milyonlar izliyor. Tamam mı? Hala harekete geçilmemiş durumda.
Şimdi hal böyleyken kapanmış mı sayacağız yani bu iş? Yani en basiti, diğer herhangi iddiaları, hani diğer hepsini yok sayalım. Sadece bu bile dosyanın kapanmadığını bir gazeteci olarak bana gösteriyor. Şimdi senin yazında en çarpıcı, bence en çarpıcı noktalardan birisi Fahrettin Koca'nın adını da gidebileceklerde telaffuz etmem. Bu hep bir zamanlar hep söylendi, edildi falan ama yazında bayağı bir vurgulu olduğunu gördüm. Yanılmıyorum herhalde, değil mi? Yani bayağı bir ciddi olarak. Şimdi bunca zaman kalan bir Fahrettin Koca'nın bundan sonra gidecek olması, yani şöyle bir yaklaşımla mı? Ya çok yoruldu, dinlendirelim, taze kan falan gibi bir şeyle mi yapılacak, yoksa onun görevden alınması, bir şekilde görevini değiştirilmesi açıkçası bir şeylerin de kabulü anlamına gelir, öyle değil mi? Yani bu iş olmadı, beceremedikin de kabulü anlamına gelmez mi? Çünkü bu salgınla mücadele konusu hükümetin gerçekten çok ciddi bir şekilde zorlandığı ve en son rakamlar da tekrar bunu gösteriyor. Bir iniyor, bir çıkıyor, hep aynı şey oluyor. Yazın açılıyor ve tekrar rakamlar çıkıyor. Bu bir nasıl diyeyim, başarısızlığın kabulü anlamına gelmez mi? Şimdi salgın ilk başladığında 2020'nin bahar ve yaz aylarında yapılan anketlerde Adalet ve Kalkınma Partisi içinde Fahrettin Koca bir parlayan yıldız oldu bir ara. Parlayan yıldızlardan biri oldu. Şimdi adı bile zor geçiyor, değil mi? Süleyman Soylu'nun reytingleri neredeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşmıştı. Şimdi aynı anketler yapılsa ne çıkacak acaba? Aynı düzeyde çıkacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla yani şöyle diyelim, Devlet Bahçeli sahip çıkmasaydı bu kadar, Süleyman Soylu belki de şu anda makamında olmayacaktı. Belki de, yani ihtimal olarak söylüyorum. Dolayısıyla işin bu yönü var. İşin ikinci yanı, Fahrettin Koca mesleğiyle siyaseti arasında kaldı ve çok kötü sıkıştı. Yani bir yandan bir doktor olarak, kendisi bir tabip, yani bir doktor olarak söylemesi gerekenler var. Onları son derece şey vaziyette, hani örtülü vaziyette, satır aralarında söylüyor. Hatta bu Kurban Bayramı şeyinde bile, haklısın, geçen senede, bu senede göz göre göre bütün sağlıkçıların uyarılarına rağmen, artık hangi lobi, turizm lobisi mi, başka lobiler mi bilmiyorum, birileri baskın geldi ve her şey serbest moduna girdik. Sonra da hastalığın nasıl patladığına geçen sene şahit olduk. Hepimizin ailesinde acılar yaşandı. Şimdi yine şahit oluyoruz. Ama Kurban Bayramı boyunca verdiği mesajlara bakarsan, mesela Fahrettin Koca'nın sürekli olarak ya işte yayılıyor hastalık, hem de her yerde yayılıyor, işte tatil bölgeleri de bundan muaf değil filan gibi mesajlar veriyordu sürekli olarak. Bu mesajlar tabii ki çelişiyordu diğer mesajlarla. Mesela Erdoğan'ın hani vatandaşımız bayramını doya doya yaşasın mesajlarıyla. Şimdi dolayısıyla sadece bu değil ama ben burada Fahrettin Koca'nın belki de gitmeye çok yakın olduğunu, yani gitmek istediğini düşünenlerdenim. Yani Ziya Selçuk'un bir başka versiyonu gibi. Tam olarak öyle değil. Çünkü Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın. Yani şahsi doktorluğunu yapmış. Hani böyle aynı camiadan gelen isimler. Ziya Selçuk'la aynı durumda, ben gideyim istifamı vereyim diyeceğini zannetmiyorum. Ama hani Erdoğan o görevi şimdi başkasına verse, sana verse ya da birine, herhangi birine verse, Fahrettin Koca'nın hemen yarım saat içinde görevi bir teslim edip memnuniyetle ayrılacağını tahmin ederim. Şimdi bir de hep söylenen iki tane husus var. Birisi, sen yazında yine onlara da değinmişsin, bazı bakanlıkların tekrar ayrılması, birleştirilmişlerin ayrılması gibi ve isimler ortada geçiyor. Bir de yeni Cumhurbaşkanı yardımcılığının itaz edilmesi, o da hep söyleniyor. Yalnız şimdi yanılıyorsam düzelt, sen Binali Yıldırım
mı özellikle zikretmişsin atanabilecek? Ki o ne zamandan beri, seçimi kaybettiğinden beri hep bir şekilde gündemde zaten. En son başbakan olarak. Son başbakan. Bir de şöyle bir husus var sanki. Ekonominin başına da bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı ihdas edileceği yolunda da bir beklenti var. Hatta bir takım eski banka genel müdürlerinin falan da adları geçiyor, Ziraat'ın gibi. O hikayeyi de yani ekonomideki bakanlıkların bölünmesi ama bir de yukarıya Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ekonomi çarı derler ya şeyler, batılılar falan böyle. Öyle bir şey ihtimal sence söz konusu mu? Ya aslında yani olabilir ama bu konuştuğumuzun anlamını biliyorsun değil mi? Yani eskiden sistem buydu. Sonra bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen iğreti, ismi bile iğreti. Yani ben orada Devlet Bahçeli'nin tanımının daha doğru olduğunu düşünenlerdenim. Türk tipi başkanlık sisteminin. Ne yapıldı? Büyük bir şeyle bir sürü bakanlıklar birleştirildi. Efendim çabuk karar verilecek ya her konuda böyle şak 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 bürokrasi atlanacak filan. Bakan yardımcılıkları kuruldu, müsteşarlıklar kaldırıldı. Bak bu müsteşarlıkların kaldırılmasının devlet sistemi işleyişi içindeki zararları daha ortaya çıkmadı. Daha yeni başladı. Çıkacak daha. Yani her neyse. Ta hani Selçuklu'dan, Osmanlı'dan filan gelen bir müsteşarlık sistemi vardı yani. Bakan yardımcısı bunu karşılamıyor mu? Hayır, karşılamıyor. Karşılamıyor. Ondan sonra ya karşılamadığını zaten hangi bürokrasinin içinden gelen kimle sorsan sana söyleyecektir. Ya da iş dünyasından. Yani kimler? Galiba yani, bakan yardımcıları daha çok siyasi işlerle uğraşan kişiler gibi oluyorlar değil mi? Şimdi bakan yardımcılıklarından bir tanesi eskinin müsteşarı gibi. Hani sistemin içinden gelen, orayı tanıyan, o bakanlığı tanıyan, o bürokrasiyi tanıyan kişilerden oluşuyor. Fakat onların o kadar sözü geçmiyor. Sözü geçen daha çok siyasi komiser olarak oraya atanan partili bakan yardımcılarının oluyor. Yani bu da bir gerçek. Tamam mı? Yani yetkisiz müsteşar değildir yani. Şimdi konuyu dağıttık ya. Ne diyorduk? Müsteşarlık kaldırıldı. İşte ondan önce yani bu aslında 2018'de yapılan bu anayasanın gelmesiyle gelen bu idare sisteminin işlemediğinin itirafıdır. İşlemediğinin itirafıdır. Bak en önemli bakanlıklar, şimdi o zaman ekonomiyi birleştirdik değil mi? Hazine ile maliyeyi bir araya getirdik. Hazine ve Maliye Bakanlığı, başına da Berat Albayrak, Cumhurbaşkanımızın damadı getirildi. O kısmına girmeyeceğiz. Ama işlemediği görüldü. İşlemediği görüldü. Sonra Kültür ve Turizm Bakanlıkları birleştirildi. Kültür Bakanlığı diye bir şey kalmadı biliyoruz. Yani sadece kendisi de bir turizm yatırımcısı olan Turizm Bakanı Mehmet Ersoy her şeyin yürütücüsü gibi görünüyor. Şimdi bu şeyde ortaya çıktı. Ben yazdım yani resmi gazetede olan şeyi yazdım. Aslında büyük bir habercilik başarısı değildi ama çok yankılandı. İşte ormanlık arazilerde yatırım yetkileri daha önce değişik bakanlıklara bölüştürülen yatırım yetkileri artık tamamen Turizm Bakanlığı tarafından kullanılacak ve bunların alanlarını belirleme, hangi alanlarda ister turizm gelişme bölgesi olsun ister olmasın, hangi alanlarda olacağının tek şeyi de Cumhurbaşkanlığı dahi demiyor resmi gazete. Cumhurbaşkanı kararıyla diyor. Yani Erdoğan şuralar 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 mesela işte ne bileyim şu bizim evin önündeki arazi ne bileyim şey orası turizm yatırımına uygundur diyecek. Cumhurbaşkanı karar verecek buna. Turizm Bakanı da vaziyet edecek. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte yaptırmayız filan şeyine Turizm Bakanı dedi ki ya eskiden uygulama vardı şimdi sadece tekleştirildi filan ya kibarca söylüyor aynı şeyi filan. Mesela bu tür şeyler oldu. Kültür ve turizm muhtemelen ayrılacak. Çevre ve şehircilik birbirleriyle aslında zıt iki bakanlık bir araya geldi. İşlemiyor. Tarım ve orman esas yani şimdi konumuza geliyoruz. Tarım ve orman. Şimdi bak tarım
Türkiye'nin en stratejik, enerjiyle beraber en stratejik alanı. Tamam mı? Çünkü bu küresel ısınmayla beraber, iklim değişiklikleriyle beraber su kaynakları, yiyecek kaynakları, bunlar artık dünyada da, sadece Türkiye değil, dünyada da en önemli değer haline geliyor. Tamam mı? Siz bir yandan orman arazileri gibi, o da çok önemli ve hakikaten yaşamsal, ülkenin stratejik değeri sayılan bir alanı ve tarım gibi özel ilgi gerektiren bir alanı birleştirdiniz. Şimdi bunun mesela piyasada derken, yani hayatta nasıl yansımaları oluyor biliyor musunuz? Şimdi 81 vilayet var. Burada kimilerinde tarım il müdürü, tarım ve ormancılık il müdürü oldu. Kimilerinde ormancılık il müdürü oldu. Şimdi bunun anlamı şöyle oluyor. Ya yani anlamı değil, pratikteki uygulaması genellikle onun başında, mesela o ilin, o ilçenin başında tarımcı varsa, tamam mı? Ormanla ilgili her şey ikinci planda, şurada bir yerde kalıyor. Ya da tersi oluyor. Fındık hasatı başladı. Değil mi? Sen Karadenizlisin. Fındık hasatı başlıyor. Fındık fiyatları belli mi? Cevap hayır. Hayır. Bir git üreticilere sor bakalım. Hayır, çünkü diyorlar ki üreticiler de, ya doğru adam da yangınla uğraşıyor şimdi. Ya böyle bir şey de var. Adam yangınla uğraşıyor. Doğru. Tamam mı? Yani iyi uğraşıyor, kötü uğraşıyor, öyle tartışmıyoruz yani. Bakanlar Kurulu'ndan karar çıkması lazım. Dün toplanacaktı değil mi Bakanlar Kurulu? Toplanamadı. Bütün bu meselelerden dolayı toplanamadı. Halbuki mesela fındık üreticileri onu bekliyordu. Yani şimdi burada şöyle bir şey var. Anlatabiliyor muyum yani bir ortaya çıkan karmaşayı? Burada şöyle bir şey oldu sonuçta. Bu Türk tipi başkanlık sisteminde çok bürokrasi var. Bu bürokrasiyi azaltalım gibi bir mantıkla, zaten tek adam yönetimi. Ama aynı zamanda senin de dediğin gibi o bakanlık bu bakanlıkla, bu bakanlık bununla birleştirildi. Çevre ve bayındırlık ya da ulaştırma neyse artık yan yana getirildi falan. İş aslında yan yana gelmemesi gerekenler. Şimdi tekrar bunlar ayrılarak, ama bu arada geçen zaman şöyle bir şey geldi aklıma. Beraber Erdoğan yasaklıyken Çin'e gitmiştik hani. Bir uçak dolusu. Ve dönüşte uçağımız düşüyordu. Evet, düşüyordu. Orada şeyi hiç unutmam. Bir serbest bölgeye gitmiştik. Serbest bölgedeki Şangay'da. Evet. Serbest bölgedeki yetkililerle şeyi konuşuyorlardı. Şöyle bir beklenti vardı. Yani böyle sıfır bürokrasi, yabancı yatırım akıyor. Nasıl akıyor? Çünkü sıfır bürokrasi vesaire. Orada birisi var, imzalıyor, geçiyor. Halbuki şey anlatmıştı. Bütün yatırımlar Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne gidip oradan onay alınıp geri gelip yapılıyor, ama buradaki beceri bunu hızlı bir şekilde yapıyorlardı. Ve orada ama şeylerin, AK Partililerin ve bir takım onlara yakın iş adamlarının yaşadığı hayal kırıklığını hiç unutamam. Şey bekliyorlardı çünkü. Tabii çok kolay, ben imzalıyorum, bütün paralar geliyor vesaire. Halbuki değil. Şimdi orada böyle bir beklenti var hani. Bürokrasi olmayınca ya da az insan karar verince işler hızlı gidiyor gibi bir beklenti, bir ön yargı var. Ve Türkiye şu son 3 yılda, 4 yılda bunun ne kadar, mesela şimdi orman yangınları oldu değil mi? Bürokrasi, sıfır bürokrasi var. Bütün bakanlar, Cumhurbaşkanı, işte Cumhurbaşkanı atladı gitti, ne yaptı? Çay dağıttı. Yani Marmaris'te çay dağıttı ve oranın ne olacağı belli değil. Ve sıfır bürokrasi vesaire, uçaklar kalkmıyor. Uçak yok çünkü. Bürokrasi de yok. Uçakları hurdaya ayrılmak üzere bırakmışlar. Bak şeyde yetkin report'ta, bizim yetkin report'ta bu sabah bir yazı yayınladık. Yazıyı yazan Filiz Pehlivan arkadaşımız, kendisi de makine mühendisi. Zamanında uçak TUSAŞ var ya, Türkiye Uçak Sanayi, işte F-16'ları yapan, her tarafı, her şeyi, bu şimdi drone'ları yapan, ondan sonra onun zamanında ürettiği, hem de o kadar şey bir proje ki artık askeri ömrünü doldurmuş askeri uçakları çok düşük maliyetlerle yangın söndürme uçağına çevirip
bir milli uçak filosu, yangın itfaiye uçağı filosu kurma projesi. Tamam, bunun nasıl baltalara 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 bitirdiğini yazdı. Yani meraklılarına hakikaten yetkin reporta girip okumalarını tavsiye ederim. Yani neden? Neden? Bakıyoruz çünkü Orman Genel Müdürlüğü ta o zaman yani 1990'ların sonundan itibaren Orman Genel Müdürlüğü sürekli olarak artık uçak kiralama lobilerinin mi, helikopter kiralama lobilerinin mi, kimlerinse uçak alımı ve kiralanması dışarıdan üzerine kurmuş. Türk Hava Kurumu kendi filosunu oluşturmuş. Fakat işte o şeylerle, ihale şartnamesi oyunlarıyla Türk Hava Kurumu'nun elindeki yangın söndürme amacıyla tasarlanıp ve dışarıdan alınmış uçakların haznesi 4900 kilo, litre. Hemen onu 5000 yapmışlar. Ya aradaki fark ne biliyor musun? Ruşen biliyorsun tabii. Yani 100 litre ne demek biliyor musun? 5 kova su, 5 kova su. Her bir kova 20 litre. Tamam mı? Bu kadar. Ama neden oradan almayalım? Biz oradan şey yapmayalım, dışarıdan bakalım kimler aracı çıkacak. Yani eminim başka gazeteci arkadaşlar da araştırıyordur. Yani dışarıdan kiralayalım ki hani orada duruyor uçaklar ya, çok az bir bakım masrafıyla uçabilir hale gelecekler filan. Hayır. Yani bunlar böyle birikiyor ya. Yani çıkacak elbette, birimizden birimiz bir araştırmacılık yapacağız, çıkaracağız yani. Murat toparlayalım ama bir şeyi hiç bir ara zikrettin ama öyle geçerken. Berat Albayrak hep döndü, dönüyor, dönecek vesaire deniyordu. Artık lafı da edilmiyor. Herhalde o olay kapandı değil mi? Ya ben hiçbir olaya kapandı gözüyle bakmıyorum. Ama hayır, şimdi diyelim ki arka plana düştü. Öyle diyelim yani. Ya ne yaptığını ben Berat Bey'in bilmiyorum şimdi yani. Nerede o? İstanbul'da olduğu söyleniyor. Filan ama bilmiyorum. Herhalde işlerine dönmüştür. Yani ticari işlerine filan. Bir tane fotoğraftan, o camideki fotoğraftan başka fotoğraf bile çıkmadı ortaya. Bir ara yurt dışında değişik yerlerde olduğu yolunda rivayetler çıktı ama şimdi anlaşıldığı kadarıyla İstanbul. Sedat Peker onun için bir şey söylemişti değil mi? Bir yerde kalıyor falan diye. Yani bilemiyorum yani. Evet. Ben yani sadece Sedat Peker için söylemiyorum. Şu ara kim ne söylüyorsa onu bir veri olarak almıyorum yani. Hani doğrulanması gereken bir şey olarak alıyorum ama Berat Albayrak şu anda anayasal olarak özgür bir yurttaş yani. Bir şeyi yok değil mi? Bir görevi var mı? Yok, herhangi bir görevi yok bildiğim kadarıyla. İstediğini yapar ya, gezer, tozar, camiye gider, denize gider. Yani kendisini bağlayacak bir iş değil mi? Öyle değil mi? Peki şeyiyle bitirelim. Güvenilir kaynaklardan aldığın bilgiler ışığında yeni kabinede böyle sürpriz isim olma, yani revizyonlarda yeni gelecek sürpriz isim olma ihtimali var mı hiç, böyle aa bak şu bakan olmuş diyebileceğimiz? Gerçekten bilmiyorum. Ama yani olsa zaten paylaşıyorum yani. Ama şunu söylemek lazım. Belki baştan söylemeliydik yayının başında. Ben bu kabine revizyonu şeylerinin, evet, haberlerini yazıyoruz. Kamuoyunu bilgilendirme görevimizden dolayı. Ben herhangi bir etkisi, herhangi bir önemi filan olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bütün kararları şey veriyor, işte Ziya Selçuk zaten ayrılmak istemesinin nedenlerinden biri. Yani kaç defa şu tarihte okullar açılacak dedi de açılmadı. Bir düşünsene. Şimdi ülkenin eğitim bakanı, eminim dikkatli bir insan, o tarihi eminim ben Erdoğan'la danışmıştır. Öyle açıklamıştır. Ama sonra bir başkaları devreye giriyor demek ki, iyi saatte olsunlar. Açılmıyor bakıyorsunuz o tarihte okullar, ya da bilmem daha önce tekrar kapatılıyor filan daha sonra. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bakanlıklara ben Cumhurbaşkanı kabinesi içinde, bakanlar kurulu demiyorum. Çünkü kabine sadece bakanlardan oluşmuyor bildiğin gibi. Cumhurbaşkanı kabinesi içinde bir iki isim dışında, birkaç isim dışında diğer isimlerin herhangi bir etkisi olduğunu da düşünmüyorum. Yani hani
onların yerine sen de gelsen, ben de gelsen, başkası da gelse bir şey değişmeyecek. Çünkü kararları sadece tek başına Cumhurbaşkanı veriyor. Dolayısıyla hani bunların haberini yapıyoruz, tartışmasını yapıyoruz, yayınını yapıyoruz ama lütfen izleyiciler, en azından benim bunlara devlet idaresi açısından büyük bir önem atfetmediğimi, bunları sadece kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla, gidişatın belki yönünü daha iyi görebilmek amacıyla yaptığımı da bilmelerini isterim. Saygılarımla. Muhtemelen de yeni bir takım bakanlar gelecek olursa da onların kim olduğunu Google'dan öğrenmek durumunda kalabileceğiz. Yani böyle olabilir. Evet Murat, çok sağ ol. Yine keyifli bir yayın oldu. Türkiye kötü bir dönemden geçiyor. Umarım ve umarız diyeceğim. Sen de herhalde aynı görüştesin. Bir an önce şu yangın meselesi ülkenin hayrına sonuçlanır. Çok sağ ol. Bir sonraki yayında tekrar buluşmak üzere. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet, gazeteci Murat Yetkin'le muhtemel kabine revizyonu üzerine konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizleri izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.